Arkadaşlar merhaba ben Üstü i̇şte hocam Denemeler başladı Sözcükte yapı denemesini yaptık Dün şimdi de ses bilgisi denemesi yapacağız Yine güzel sorular var İnşallah çok güzel bir tekrar olacak E o zaman vakit kaybetmek yok hocam Gelsin hemen başlayalım Evet sorularımız geldi arkadaşlar. Hemen şöyle arkamıza bir yaslanalım. Tertemiz soruları dinleye dinleye gidelim. Aşağı cümlenin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük kullanılmıştır? Oba! Türetilirken ünlü kaybına uğramış sözcük diyor hocam. Bu nasıl bir kalem? Allah'ını seversen ya. Şu kalemin ucunu bir incelt. Allah'ını seversen ya. Bir saniye. Ha şimdi oldu evet. Türetilirken ünlüyü kaybı süper. Yani yapım eki alırken ünlüyü kaybedecek. İşte kıvırmaktan kıvrım gibi. Devirmekten devrik gibi. Neyse çok yürümeyin belki buradaki örneklerden birini söylerim. Keşke sonuncu baharı olsaydın da ömrümde son bahar değil diyor. Şimdi ömrümde derken burada bir ü düşmüş. Fakat bizim bununla işimiz yok ki. Bununla işimiz yok. Yapım eki alırken düşme lazım bize. Bunu geç İşte bu tarz statistiklere uyanmak lazım. Onun gerçekten kokladığı ve ayırt edemediği bir baharat yok diyor. Kokladığı derken koku. ha kokudan kokulamak yapım eki alırken ünlü kaybı olmuş. Doğru cevap Bursa olacak. Aklını başına toplaması. E hocam akıldan aklı düşmemiş mi ünlü düşmüş. Ama yapım eki alırken değil. Yani türerken değil arkadaşlar. Çok önemli bir vurgu bu. inanılmaz bir fark bu. Dikkat. Bilenler bilirdi. Sesinin ne kadar güzel olduğunu da bilir idi. Burada var geçtim. Devirdiği çamların haddi hesabı yoktu yok idi. Yine de kızamıyordu diyor. Kızamıyor Her tarafta ünlü düşmesi var ama aman dikkat. Burada bütün mesele yapım eki alırken düşmüş olması değil mi? Yapım ekini alacak çat. Ünlüyü kaybedecek. Doğru cevap. Bursa kokladığı kokudan değil mi? Sızladığı sızıdan. Bunlar cepte kalsın. Beslediği besiden Neyse. Aşağıdaki sene hangisinde ünlü daralmasında örnek bir sözcük kullanılmıştır diyor. Eserlerinin temasını belirlerken önce çevresindekilerin görüşlerini alıyor sonra da yazıyordu. Bakın yoru görür görmez evet gidelim ama hemen düşmeyelim. Alamak diye bir kelime yok. Yoru kapatıyorsunuz şurayı A ya da E getirerek okuyorsunuz. Alamak olmuyor. Daralma yok. Yazıyor diyoru kapatıyorum A getiriyorum yazamak olmuyor daralma değil şey gibi bu mesela geliyor burada daralma yok arkadaşlar nasıl yok hocam e yoru kapatalım gelemek diye bir şey var mı yok bu bütün mesele bu tamam devam şarkılarının son kısımlarında sevgi bir ateştir biçiminde bir söz vardı ki ne zaman dinlesem beni etkilerdi diyor burada hiçbir şey göremiyoruz etkilerinin bu kadar derin olacağını inan bu olayı başlatan kişi bile bu kadar detaylı düşünmemiştir diyor yani burada da bir daralma maralma bir şey göremiyoruz. Devam bakalım nereden çıkacak. İnanıyorum. Yoru kapattım. İnanamak. Aa, burada daralma yok. Senin tüm söylediklerine ve şu ana kadar söylemeyip de söyler göründüğün her türlü söze diyor. Bu ne Allah'ını seversen. Sargılarımı açarken doktorun o ilginç bakışları gözümün önünde ve hatırladıkça o anı unutamıyorum diyor. Unutamıyorum derken şurada mame eki var aslında. Aman dikkat olumsuzluk eki daralmış. Yeryüzündeki Kainattaki, evrendeki, galaksideki bütün mımi mumüler ayrı yazılan değil ha. Geldi mi, gitti mi, baktı mı o değil. Onunla işimiz yok. Soru edatıyla işimiz yok. Bir sözcüğün içinde yer alan. Bütün mımi mumüler daralma örneğidir. Gelmiyor, bakmıyor, sarmıyor, sevmiyor, sormuyor. Hiç fark etmez. Tamam, içiniz çok rahat olsun. Cepte. Eh, hadi devam edelim 3. soruyla. Var mı aşağıda 3? Var. Hangisinde ulama yoktur diyor. Güzel çerez bir soru. Hemen bakalım arkadaşlar. Ünsüz de bitecek ünlüyle başlayacak. Burada yok, burada yok, burada yok. Burada var. Ünsüz de bitmiş ünlüyle başlamış. Geç. Test çözerken... Onu et. Evet, ünsüz de bitmiş ünlüyle başlamış. Geç. Akşam ona ünsüz ünlü. Geç. Gecenin bir köründe elinde Notlarla çıka hocam burada yok mu hayır burası ünlü ünsüz ünsüzle bir tip ünlüyle başlaması lazım çıka gelmesi beni etkiledi evet doğru cevap denizli okul notlarını düzenli bir şekilde yazması dinlediğin işareti dinlediğin işareti ünsüz ünlü burada da şeyimiz var ulamamız var doğru cevap kesinlikle denizli olacak e devam edelim dördüncü soruyla aşağı çömür hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur diyor ünsüz benzeşmesi diğer adıyla sertleşme daha artistik bir şey söyleyeyim sizlere arkadaşlar ünsüz oraya bir denden yapsam daha hoş olurmuş uyumu. Ünsüz uyumu, ünsüz sertleşmesi demek, benzeşmesi demek. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Aman dikkat. Yurdundan uzaklaşmış yoktur arıyoruz bu arada. Olumsuz soru kökü. Yurdundan uzaklaşmış ve bir daha da geri dönmek, dönmemek adına önemli adılar atmıştı. Atmıştı. Şevete, benzeşme. Dizelerin arasında bir tutan bile sevgi demeti yoktu. Kvt benzeşme. Yalnız yeryüzünün, kainatın evrenin galaksinin en iyi oyunudur bu satır sonuna denk getirip de şu KVT'yi yan yana göstermemek oyunu inanılmaz bir oyundur. Yani bunu gözden kaçırma ihtimalimiz çok yüksekti ama şu dakika itibariyle değil burada da var. Neferlerin bu denli hızlı hareket etmesi onu sevindiriyordu bir şey göremiyoruz. Ceyhan yeni bir bakıştır Şevet'e benzeşme. Derdini anlatacak kimse olmayınca bir anda oradan uzaklaştı. Şevet'e yine benzeşme gayet net arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Mis bir soru tertemiz bir soru. Bunları öğrenmek önemli. Güzel tekrar yapıyoruz. Devam. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur diyor. E cümleye bakacağız kaynaştırmayı bulmak için. Senin dolabındaki notları, senin dolabın diyor bakın dikkat. Şurası ın in, in. Ha, Yeri eki doğal olarak dolabındaki ifadesine kaynaştırma yok. Ama onun olsaydı şurası senin değil de onun olsaydı onun dolabı diyecektik. Şu neye boşta kalacaktı kaynaştırma diyecektik. Ama senin olduğu için ın in, in iyilik oldu. Burada kaynaştırma yok. Onun eli diyor mesela ne boşta kalıyor. Çünkü ında in inde diye bir ek yok Türkçe'de. Da de var. Eli kelimesine da gelmiş. E birleşmeler için bir araya gelmeleri için de ne kaynaştırmış onları. Tabii ki burada kaynaştırma var. Tiyatronun büyüsünü ne kesinlikle büyüsü derken sığsi susu sığ, sığ, tamlanan biliyorsunuz ne kaynaştırma devam. Arabayı derken ye kaynaştırma. Arkadaşına derken N kaynaştırma lütfen unutmayın arkadaşlar. Kaynaştırmada bir ses olayıdır. Peki geldik 6. soruya. Aşağıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin diyor yukarıdaki olsun, aşağıdaki olmasın. Hangisinde NM değişimi yoktur? Oba! N'me değişimine çok hazır değiliz. Hani gelirse sınavda bizi düşündürebilir. Dikkat etmek lazım. Hadi bir bakalım. Öğrencilerin tembel olduğu M ve B'yi gördünüz mü yapıştırıyorsunuz? Tembel belli ki bu. N ile başlamalı ama M ile başlayıp B ile devam etmiş. Burada bir N'me değişimi var arkadaşlar. 2 de Sınıfın atmosferini en çok da kambersiz düğün olmaz edansıyla kambersiz MVB burada da var. Çarşamba günlerini çarşamba ile bakın yan yana getirme artistiği var orada satır sonunda bilinçli getirilmiş. MBB bariz bir yine NM değişimidir. Sonbahar diyor hayır burada olmamış. NB yan yana gelmiş. Olması gerekirken olmamış çünkü bu bitişik sözcük birleşik sözcük daha hoş ifadeyle. Birleşik sözcük bu. Bazı özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde arkadaşlar ne olmuyor? Tabii ki NM değişimi olmuyor. Mesela İstanbul gibi. İstanbul özel bir isim. Özel isim doğal olarak İstanbul derken NBB Yan yana kullanılmış İşte binbaşı N ve B yan yana Çünkü o birleşik sözcük gibi 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 5 numarada ise pembe sözcüğü arkadaşlar Lütfen dikkat yine NM değişiminin en güzel örneği Doğru cevap kesinlikle denizli olacak Saygı duyuyoruz mükemmel E o zaman haydi 7. soruya doğru gidelim Ne diyor? Bu cümlede aşağıdaki ses oranından hangisi yoktur? Ulama diyor. Yoktur arıyoruz bu arada arkadaşlar. Lütfen dikkat. Ulamayı bulmak daha kolay. Hemen saniyesinde bulabilirsiniz. Ben sonu atmak da mantıklı bu arada. Ben direkt çat diye aşıkın okuyunca artık bulmak zorunda kaldım ama ulama, işte kaynaştırma. Bunları biraz daha sona atıp en son bakmak daha hoş olur. Vakit kaybolur çünkü. Ünlü daralması demiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir göz atıyoruz. Ünlü daralmasına dair bir şey göremiyoruz. Biraz dursun. Benzeşme. E açtı. Büyükçe. Yani her taraf benzeşme. ÇT'ler, KÇ'ler bunlar benzeşme. Devam. büyüsüz değişimi yumuşaması. Ekmeğin ucu derken uç. Ekmeğin K'si. Her taraf değişim yumuşama. Kaynaştırmaya bakıyorum. Helkenin cebini. Helkenin derken Nınni'nin ilk N'si biliyorsunuz kaynaştırmadır. Olamayı zaten bulmuştuk. Burada daralma örneğimiz yoktur arkadaşlar. Zaten hatırlayın konu anlatımlarında lütfen taktiklerde. Yani bu soruda mesela daralmayı da başlamak daha mantıklı. Daralmayı görmek daha kolay çünkü örneği az. Yor örnekleriyle yığılmış bir konu. Niye, diye ve yiyecek dışında, bu üç örnek dışında yorul olmadığı örnek neredeyse yok. O yüzden onu görmek daha kolay. Bu soruda da daralmayla başlamak soruyu çok daha hızlı çözdürür. Evet arkadaşlar geldik 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimi yani yumuşamasına örnek bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Oba kamer dağdağlı geçecek bir yaz için İstanbul'a gidiyordum. Şimdi dağdağ kelimesi evet dikkat çekiyor ama bu yumuşak Glerin orijinali k değil. Doğal olarak burada bir herhangi bir yumuşama yok. Burada yok en azından. Ama gidiyor ifadesinin gitmekten geldiğini çok iyi biliyoruz. O bir yumuşamadır. Benim en sevdiğim örneklerden bir tanesidir. Abi gidiyor kelimesine bayılıyorum. Müthiş ya. Müthiş bu arada. Müthiş. Yani müthiş bir şey bu ya. Gidiyor gidenler. Ne harika bir yumuşamadır. Ha. Bunu görmek büyük marifettir. Gördüyseniz lütfen alnınızdan öpün. Kendi alnınızdan öpmeye çalışın bir şekilde. Zihninizi, vücudunuzu. Vücut. Burada td'ye dönüşmüş yumuşama var. Elindeki tadımlık bisküvilerle herkesi heveslendirdi diyor. Tadımlık tatmaktan var. Hedeflerinizin gerçekleşmesi bugün atılacak adımlarla başlar. Atmaktan adım mı? Tabii ki atmaktan adım. Kelime kökü o. O da mükemmel bir yumuşamadır. Abi, bu soru çok iyi. Bu soru çok iyi bir Dikkat etmek lazım. Doğal olarak Edirne'yi bir okuyalım tabii yine de. Masada kurulan sininin başına geçerek yemek yediler. Tamam bir sıkıntı yok. Yediler. Olmayacağına göre yediler. yediler. Yemekten bir sıkıntı yok. Güzel. Yumuşama yok arkadaşlar. Geldik 9'a. 9 neredesin? Hemen aşağıdayım hocam. Geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım vardır diyor. Benzeşme, sertleşme, ünsüz uyumu. Karaca dağlarını suyun dibine gömdüklerini anlatacaklar. Kayan yıldızlar burada üst üste yığılıp bir pilar olacak. Çiçeklerin üstünde Öfkeli bir arı vızıldayarak gidip geliyordu. Konuşurken evinin eşiğine çökmüş bir karartı gördü diyor. Tamam eyvallah. Olay 1974'te. Ova çok iyi. 74 derken. 4 sonra dağdaya gelmiş T olmuş. Aman dikkat arkadaşlar. Şimdi karartı kelimesi kararmaktan ama oradan R ile bitiyor kararmak. Yani RT biraz tı tı sert gibi görünüyor ama kararmaktan karartı yani fıstık şap olması lazım abi net. Fıstık şap fıs tık çı Yani hocam şurada ç olsun bir de. Ha fıstık şap. Bir kelimenin mutlaka fıstık şaptan birisiyle bitmesi lazım. Değil mi? Yani sert ünsüz görmenin üst üste falan üst. Üst kelime kökü değil ki üst. Kelimenin kökü o. SVT'yi yan yana görünce düşmemek lazım. Kelime kökü o. Doğal olarak bizi böyle tehlikeye düşürecek örnek yok gibi görünüyor. Burada 74'te bu da çok iyi bir örnektir arkadaşlar. Rakamlarla verilmesi inanılmaz bir oyundur onu söyleyeyim. 74 kelimesinde 4 tabii ki kelimesinde diyorum rakamında sayısında hocam 4 rakamı T ile bitiyor gelenek zaten T ile başlamış TT mariz bir sertleşmedir lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar geldik 10. soruya bakalım onda neler olacak bu cümlede aşağıdaki ses hangisi yoktur diyor ünsüz değişimi bacak demiş hemen çat eledik kaynaştırma yani yüreği ne demiş ne var burada kaynaştırma ünlü düşmesi sızlıyor diye sızıdan bazı birinin düşmesi her tarafta var. Ünsüz benzeşmesi diyor. Dursun biraz. Ünlü daralması sızlıyor derken sızlıyor. Sızlamaktan daralmamız da var. Doğru cevap tabii ki denizde olacak arkadaşlar. Aman dikkat. Şimdi sınavda bu soruyla karşılaşsak böyle çözer miyiz? Hayır. Böyle çözmememiz lazım. Normalde ben burada bütün şıkları açıklamak zorunda olduğum için direkt A B C D gidiyorum ama mesela ben sınava gelsem Sınava girsem hocam bak ben bu soruyu nasıl çözerim hemen tık 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 ben sana göstereyim doğrusunu gösterelim ya yani tabii ki bu da doğru hepsini açıklıyorum tek tek gidiyorum daha hızlı nasıl çözülmeyeyim mesela kaynaştırma direkt üstünü çizerim abi direkt üstünü çizerim çünkü bunu bulmak sıkıntı ekine köküne bakacaksın şu bu zaten kısa bir cümle sorun olmaz belki ama yine de zaman kaybıdır onun dışında bakıyorum bir düşmesinin örneği çok olur biraz durmalı. Ünlü değişimi daralma biraz bunlarla başlayıp sonra CVD'ye giderdim mesela. Mesela ünsüz değişimi yumuşamadır. Tak bacakta görürdük onu ya da yürekte gördük ya da başka bir yerlerde falan. Neyse bunu geçerdim. Ünlü daralmasına bakardım şöyle. Yor var hemen yora bir atlarım önce bir giderim. Olmayabilir ama yine bir giderim sızlamak. Sonra benzeşme ya da düşmeye giderim. Yani sorunun çözümü böyle olmalı. Şimdi kaynaştırmayı bulmaya kalkarsanız tek tek işte kadın ın in, in olmadı tamam. Diğer dik olabilir mi? Yok olmaz. Diğer bacak ı, i, I ne akşama kadar sürer bu yani kaynaştırma demek aslında bir sözcük de bir şey demek ek demek ek gibi bir ses demek yani Hah. kaynaştırma bir ses demek hocam doğal olarak benim burada tutup da o sesi bulmam için kelimenin köküne ekine her şeyine bakmam lazım bu zaman kaybıdır. Doğal olarak sizden ricam ulamadır, kaynaştırmadır. Yani bunları lütfen sona atmanın da fayda var. Buna dikkat ediniz. Geldik 11. soruya konuşabilsem çok şey anlatacağım. Yukarıdaki bir sözcükler ses olayları bakımdan eşleştirilirse hangisi bu eşleşmenin dışında kalır? Roba çoğaldı, çoktan, yumuşama, hınca hınç, hınçtan, yumuşama, eyvallah, taştı, şevete, benzeşme, insanların diyor... Oldukça KVT evet, tabii ki benzeşme, 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 yumuşama, yumuşama. 4 e, numarada ses olayı dahi yok abi. insanların evet burada bir sıkıntı, şıkıntı hatta yok. Doğru cevap tabii ki denizde olacak. E devam edelim bir bakalım yine. Evet deniz olacak. 12. sorudayız. Yukarıdaki parçada kaç farklı ses olayı vardır? Bilgisayarının kablosu. Şurada ne var? Bir kere kaynaştırma. Kablosunu demiş. SN her taraf kaynaştırma. Bulamadığı demiş. Ops. Burada bir tane neyimiz var hocam? Yumuşamamız var. K'yi şöyle yazdım. K'den döndü diye yazdım ama karışması kafalar. Şuradan bir yumuşama çekelim. Eyvallah. İçin bir hayli üzüldü. Her yerde aradı, bulamadı. Gerekenleri yapması için bilgisayara ihtiyacı vardı diyor. İhtiyaç Ç'den bu bariz bir yumuşama ama farklı istiyor. Farklı ses olayı istiyor. Var idi derken burada bir tane ünlü düşmemiz var arkadaşlar. Ü nokta düş diye yazdım. Eyvallah. Şimdi bakıyorum. Kaynaştırma var her yerde var. Eyvallah. Bu arada yani ulamayı da katabiliriz. Ulama var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Ulama var mı? Bu ses olayı sorusu nihayetinde. Tabii ki ulamayı da katmalıyız. Bilgisayarın kablosunu bulamadığı için buralarda bir şey göremiyoruz. için bir hayli üzüldü. Her yerde tamam sıkıntı yok. Aradı bulamadı. Hiç problem yok. Gerekenleri yapması için sıkıntı yok. Bilgisayarı yetiyor. Tamam, ulama da yok, ulamayı da göz alarak yürüdük yani. Kaynaştırmamız var bir sürü ama bir farklılık istediği için bir tane olması yeterli. Yumuşama var, bir de ünlü düşmesi var. Tam 3 adet ses olayımız mevcut arkadaşlar. O yüzden kafalar rahat olsun. Şöyle hemen bir daha sizlerle birlikte bir taramış olalım. Soruyu tertemiz yapalım. Ses olaylarına bir daha bir göz atalım hızlı bir şekilde. Kaynaştırmayı görüyoruz. Bakalım başka bir ses olayı var mı? Kablosunun bulamadığı orada yumuşamamız var. Bariz için bir hayli üzüldü. Tamam. Her yerde aradı. Bulamadı tamam gerekenleri tamam yapması için bilgisayarı tamam çok net arkadaşlar yumuşamamız burada da var bir tane yumuşama birden fazla ama tek ses ol olayı olarak bir bir düşmemiz var bir de kaynaştırmamız evet 3 tane ses olayı dikkat çekti arkadaşlar güzel bir soru çözümü oldu 12 soruda sağlam bir ses bilgisayarı denemesi yapmış olduk karşınıza getirmiş olduk ses olaylarını şimdi sizden ricam. Artı birdir yani. Artı bir nettir. Garanti yüzde yüz banko gelecek bir kondur ses bilgisi. Sizden ricam 100 örnek. Ses bilgisi 100 örnek videolarına yüklenmeniz. En az 3-4 tanesini bugün mutlaka izleyin arkadaşlar. Kesinlikle. Tamamını şu şekilde izleyin. İlk onu açın. İlk 10 on gidiyorum zaten sayfalarda videolarda göreceksiniz. Bir kapatıp şöyle yani durdurup videoyu şöyle Tek tek şu şudur bu budur. Yani üstün körü rahat izleyin. Şunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü o seviyede değilsiniz artık. Baya baya yol aldınız. Satır satır dur bir neydi bir yazayım falan. Hayır abi. Daha seri videoları açın mesela. ilk on dursun şöyle. Orada o var burada bu var. Bu neydi ya? Neyse dursun bakalım. Burada bu var. Bu. Tamam hadi bir dinleyin. Yani kafa rahatlığıyla dinlerseniz akılda daha kalıcı olur. Kendiniz böyle yüz örneği de bulmak zorunda gibi hissederek izlerseniz yani bir zorunlulukla sıkıcı hale gelir. Onu atmak adına sıkıcılığını daha kalıcı olmasını sağlamak adına sizden ricam arkanıza yaslanın. Evet ya ben bunu tahmin etmiştim bunu da biliyorum. Bu da bu gibi rahat bir kafayla izlemeniz. Ses bilgisi nokta konuldu hocam. Bitti. İçiniz çok rahat olsun. E yapacağınız şeyi de söyledik. E o zaman uzatmaya gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kolay gelsin.